Hemen AutoDB'mizi başlayalım arkadaşlar yapmaya. Tablolar, new table dedim. Her tablonun kendisine ait bir ID'si olacak değil mi? Int olsun, null olsun mu olmasın mı? Zaten primary key yaptığınız zaman arkadaşlar bir daha boş kalamıyordu değil mi? Otomatik artan sayıyı da identity'den yapabiliyordum Table Designer'da. Hemen bir tane Excel açın bana. O dünkü Excel'i biriniz açsın. Hemen marka tablomuz mesela at olsun. Değil mi? Marka var, model var. Hangisini önce yapmamız doğru olur? Marka değil mi? Çünkü diğerinin içerisinde marka ID diye bir şey koyacağız. At MR char 50 yeterli bize arkadaşlar. Marka boş geçilemez. Bir girdiğimiz markayı bir daha giremeyelim istiyoruz. Primary key yaptığımızda bir yaptığımızı bir daha yapamıyoruz değil mi? Ama burada ben BMW'ye bir kere girdiysem bir daha giremeyim. SQL Server küçük harf büyük harf duyarlı değildir zaten arkadaşlar. Oradan bir şanslıyız. Yani büyük BMW ile küçük BMW'nin arasında bir fark yok SQL Server'de. Tamam. Şimdi bunu tek hale getirmem lazım. Bakın üstünde sağ tuşa tıkladım. İndeksler şeyler diyor. Gördünüz mü? Ya da bunun yerine aynı şekilde burada da var bir tane. Tamam. Bastım. Yeni bir tane ekledim. Tipi index diyor. Hayır dedim. Unique key olsun. Unique ne demek? Tek, biricik manası taşır arkadaşlar. Tek hangi kolonda olacak diyor. Dedim ki ID kolon değil, at kolonu tamam. Ascending artan olsun A'dan Z'ye. Adı ne? Unique name dedim mesela. Tamam. Bunu yaptıktan sonra artık ne oldu? Burası bakın boşa izin versem bile boşu bile tek yapabilirsin burada. İkinci bir boş bırakamazsın. Öyle bir durumda şu anda. Şu anda bir girdiğimiz markayı bir daha giremez. Yani BMW'yi iki kere yazamazsın. Unique key sağlayarak. Primary key'den farkı ne? Primary key'ler arkadaşlar null'a izin vermez. Unique key'ler null'a izin verirler. Ama bir tane izin verirler. Primary key alanlara göre indekslenir. Part işte ona göre sıralanır veriniz. Unique key ise arkadaşlar daha farklıdır. Bunu yaptırmaz. Tamam. İleride daha geniş bahsedeceğiz buna. Unique key de böyle bir şey. Constraint'ler konusu. Çok fazla bilinecek bir şey yok. Girilen verinin tekrar girilmemesini sağlıyor. Tamam. Kaydettim tablomu. Benimki marka. Bitti işim bununla. Hemen yeni bir tane ekliyorum. ID int marka ID int tip ID int modelin adı. Değil mi? Model tablosu benim için. Adı ne olsun? Tür olarak. Varchar 50 yeter mi arkadaşlar bir araç modeli? Yeter değil mi? İşte nedir? Mesela uzun diyelim ki 4. Değil mi? Uzun bir model ismi olabilir. Ayrıca favori arabamdır. 70 modeli. Hazine değerinde $240,000 falan böyle olanları var.
Böyle uzun bir şey olabilirdi arkadaşlar, değil mi? Bunu primary key yapacağız. Otomatik artan sayı belirliyorum. Marka ID'nin otomatik artmaması lazım. Çünkü aynı markadan bir sürü model ekleyebiliriz, değil mi? Tip ID'yi de aynı şekilde. Bunlar boş bırakılabilir mi sizce? Bırakılamaz, değil mi? Tipini bilmediğin, adını bilmediğin bir model olmamalı. Kaydettim. Dedim ki model. Şu tipleri de hemen yazalım. İşte kasa tipiydi bu bahsettiğimiz şey. İşte panel van mı? İşte su dediğimiz jip yapıları mı, yoksa işte binek otomobil mi? Hemen bir tablo daha ekleyelim. ID int at envarchar 50 primary key dedim. Ekledim. Bunu da yine unique key yapalım. Nasıl yapacaktık? Burada indexes keys ekle bir tane. Adı ne olsun? Unique at dedim. Hangi kolona? At kolonuna. Tipi unique. Çok yaşa. Unique key yaptı. Close dedim. Boş geçilemez. Kaydet. Tip. Model, marka, tip. Özellik tablosunu yapalım. Yine ID ve attı, değil mi? Özellik tablosu. ID int at varchar 50. Açıklama koymak isterseniz koyarsınız arkadaşlar. Ama olmak zorunda değil. ID kolonumuzu otomatik artan sayı yapalım. Bu da boş geçilemez olsun. Özellik olarak. Kaydediyorum. Tablonun adı özellik. Sonrasında renkler için yine id int at int kod, bir de renk kodu vardı, değil mi? Renk kodu var char 20 yeter arkadaşlar. Renk kodu için böyle değişik karakterler oluyor. Tamam. Bakalım belki şey yapabiliriz. Opel Astra. Metro Mars mesela. Bakalım nasıl bir şey çıkıyormuş. Böyle araştırmalar yapmak çok iyidir arkadaşlar. Database hazırlarken nasıl bir şey tutacağınızı çok daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Kodlar kısmında. Bakın. Böyle bir şey gelmiş. Büyük ihtimal. Bakın böyle bir şey varmış. Tamam. Opel böyle kullanıyormuş mesela. Mesela. Renault. Ren kodları bastım. Ha, bakın ekteki listede böyle böyle bir şey varmış. Araştırmak her zaman iyidir arkadaşlar. Bakın hepsi de 4 harfli deyip atlamamak lazım, değil mi? Böyle bir şey yapmışlar. Bakın böyle uzun. Biraz daha farklı mesela. Bakın bunda Renault'da böyle bir şey varmış. Tamam, biz 10 karakter, 20 karakter ayırsak da sıkıntı yaşamayız. Bunu bilip
Buna göre harcılık tutmamız güzel. Çünkü taze dedim ki bir marka, bakın bunlar hep böyle değişik markalar. Acura var, Audi var, Chrysler, Honda, Infiniti, Jaguar, Kia. Güzel olmuş bunları bir arada tutmak. En azından hani baktığımızda bir marka işte 20 yıl yeter mi geçmez mi? Çok da şüphemiz kalmıyor. Her ihtimale karşı 20 yaptım ben. Dedik ki yeter. 15 lira yeterli bulabiliriz aslında şu anda. 10 bile hatta. 15 kalsın. Set primer 2 dedim. Otomatik artan sayı ID. At boş bırakılamaz. Renk kodu belki bilmiyordur adam. O an. Değil mi? Sonradan doldurmak isteyebilir. Bazı konularda arkadaşlar net olmak lazım. Mesela Facebook. Sizden acayip bilgi istiyor. Bir sürü bilgi alıyor. Ama kaydolurken mail adresin, adın, soyadın, bir de parolanı istiyor. Başka bir şey istedi mi? Kaydolurken ilk istemiyor. Bu teknik çok önemli bir şey. Bazen formlara kaydolmam gerektiğinde bir şey araştırıyorken böyle hayvan gibi bir tane form gördüğümde paid form'u vazgeçip kapatıyorum ben. Birçok kullanıcı bunu yapıyordur arkadaşlar. Bu bir programcının dikkatli olması gereken bir noktadır. Zaruri bilgilerini alırsın. Yani ben adamdan mesela şu anda müşterimden madem iş yapacağım beraber TC kimlik numarası, adını, soyadını alsam ben başka bir şey almasam da olur. Değil mi? Satışta çünkü TC kimlik numarası önemli. Bir de adres alsa tamamdır. Ama tutup bir sürü bilgi alınır. Şu doğum yeri, usul böyle satış sözleşmeleri için. Evet. Yani onun yüzünden anlarsın büyük ihtimalle de. Yüzüne baktım erkek mi bayan mı diye. Ama şöyle bir sıkıntı var ki hemen her şeyi doldurmak zorundasın diye kullanıcıyı zorlamak sıkıntı yaratabilir. Zaruri bilgileri alıp diğerlerini zamana bırakmak. Facebook arkadaşlar bu bilgilerinizi toplarken sizi çekici hale getiriyor. Siz seve seve kaydediyorsunuz. Ne? Okul bilgilerini kaydet, arkadaşlarınla buluşuyor. Değil mi? İş bilgilerini kaydet, arkadaşlarını, iş arkadaşlarını bul. Şunu yap, bunları bul. Şöyle yap, böyle yap. Tamam. Dediğim gibi zaruri bilgileri alacaksınız. Zaten böyle bir program varsa adamın ilk önce belli renkleri girmiş olması lazım. Yani seçebilsin. Arabayı kaydetmeden önce rengini kaydetmiş lazım mesela. Bizim sistemimizde şu an. Bu da ne oluyor? O rengi bir daha kaydettiğin bir sürü arabayı alabilirsin. Güzel bir şeydir. Tamam. Mesela şöyle bir şeydir. Beyaz demekle şimdi şöyle bir olay var. Bir markanın beyazı ile diğer markanın beyazı fark edebilir arkadaşlar ton olarak. O yüzden renk kodları burada önemli. Burada mesela şey yapmasam güzel olur. Minik. Neden? İkisinde de beyaz var ama birinin renk kodu farklı, diğerinin renk kodu farklı. Farklı birazcık belki birisi daha kirli beyaz. Değil mi? Belki hafif siyah var içerisinde. Ki bütün beyaz boyaların içerisinde biraz siyah vardır arkadaşlar. Arabalarda. Çünkü tek beyaz boyadır. Acayip iğrenç bir renk. Böyle kartopun gibi geziyor. Dolayısıyla birden fazla beyaz kaydedebilmeli adam burada bana. Doğru mudur? Renk kodları boş olamamalı. Boş olabilmeli. Kaydettim. Renk diye. Marka, model, tip, özellik, renk tablolarımız vardı. Başka ne vardı Mert? Uyarıyorsun sen bizi değil mi yanlış yaparsak? Oto diye bir şey var. Oto özellik var değil mi? Şimdi ID. Her şeyin merkezinde kim var? Oto var değil mi?
ID'si int. Bunun hangi model olduğunu bilmem gerekiyor. Model ID int. Tip ID'sini yazmama gerek var mı veya? Peki marka ID'sini yazmam gerekiyor mu? Marka ID'sini yazmam gerekiyor mu o arabanın? Tip ID'sini, marka ID'sini yazmam gerekmiyor arkadaşlar. Neden? Zaten modelde var. Modeli bildin mi? Onun içerisindeki hangi markaya ait olduğunda ID'den yakalayıp markaya gidebiliyoruz biz, değil mi? İşte ilişkisel veri tabanının mantığı budur. Bir yazdığını bir daha yazma. Oradan gelir. O yüzden marka, model, tip hakkında hiçbir şey tutmayacağız otoda. Motor no vardı, değil mi? Motor no, charge ya da tabii charge 50 olsun. Chassis no vardı. Charge 50 dedim. Motor no, chassis no, başka? Üretim yılı. O da ne olabilir? Char 4 yapabilir miyim? 1989 mesela üretim yılı. Üretim yılı dedik. Silindir hacmi. Bunu int yapabiliriz arkadaşlar. İşte 1600, 2500, 1200, 1100. Her boyda araba var motor olarak. Üretim yılı, silindir hacmi. Koltuk sayısı vardı, değil mi? Kaç kişilik yani bu? Tiny int dedim. Tiny int nedir arkadaşlar? Bizim byte'a karşılık geliyordu. Small int de short'a karşılık geliyordu. Çekiş tipi dedik. İşte 4 çeker mi, önden çeker mi, işte arkadan mı? O zaman buraya ben şey yapabilir miyim? Çekiş tipi. Mesela bazen de şey dersiniz, bunu tiny int'te tutacağım arkadaşlar. Nasıldır bu? Benim için işte 1 ise önden, 2 ise arkadan, 0 ise işte 4 çeker bu arada. Kaydederken öyle kaydedersin. He, sen biliyorsun ki artık 0 ise bu 4 çeker bir arazi aracı. Anlaştık. Böyle koyduk bunda. Hani değişik yaklaşımları bir görün istiyorum. Başka ne vardı? Kilometre. Değil mi? Ne kadar yol kat etmiş bugüne kadar. Bunu int yapsam olur mu? Olur değil mi? Çünkü 65 bin kilometrenin üzerinde olursa small int'i geçer bu araba. Kaydedemem ben buraya. Int yapmak en güzeldir arkadaşlar. Başka? Plaka. Mesela plakanın olabilir de olmayabilir de arkadaşlar. Değil mi? Plaka nal olabilir, olmayabilir. Türk plakaları benim bildiğim maksimum 1, 2, 2, 2, 4, 8, 10 karakter falan tutuyor arkadaşlar. Biz buraya char 12 yapalım. Nedir işte? 34YN2000. İstanbul'da böyle arkadaşlar. İki haneli olursa 4 tane şey geliyor falan. Rakam geliyor artık yeni plakalarda. 12 karakter yeter. Niye? Aradaki de boşluk var. Değil mi? Adama izin verelim. Boşlukları da girebilsin. Başka? Vites. Vites tipi. Aktarma türü. Değil mi? Bunu nasıl yaparız? İşte otomatik vites, triptonik vites, bilmem ne vites. Adam bir sürü seçenek bulabilir. Tamam. Mesela şanzıman tipleriye basarsanız işte
ne var? Efendim? CVT varmış. Bunlar hep arkadaşlar şey, şanzıman türleriymiş. Böyle böyle. Bayağı uzun değil mi? Septronik diyor. Tiptronik. Yarı otomatik var. İşte bu varmış. O zaman ben bunları bir tabloda tutsam güzel olmaz mı? Değil mi? Şuraya mesela bakın. ID'leri ben genelde yukarı koyarım. En üsttekiler ID'lerdir. Sağ tuşa tıklayıp insert kalın dedim. Buraya yeni bir kolon açıyor bana. Yoksa hemen aşağıya taşımakla uğraşmayın. Buraya gittim dedim ki ben zaman tip ID int olsun. Model ve şanzıman tipi boş geçilemez mesela bir aracın. ID'si de primary key olmalı. Otomatik sayı olarak belirttim. Başka neye ihtiyacımız var bizim burada? Kapı sayısı kaç kapılı değil mi? Onu modele koyalım. Modelde çünkü fark ediyor. 320D dediğiniz zaman mesela arkadaşlar BMW bakın şimdi ayak şundan bahsedeceğiz. 320D dedik mesela. Şimdi arkadaşlar BMW'nin listesinden önce şey çıkıyor ya. Fiyat listesinden görebiliriz orada model isimlerini. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Gelsin. Benim arabam burada. Z4. Bakın şimdi 320D'ler görüyor musunuz? Gidiyor. Buraya kadar geliyor. Ne kadar çok 320D varmış aslında değil mi? Bunların her biri aslında farklı bir model. Anlatabildim mi? Hepsi farklı model oldukları için farklı kayıt edilmeli. Yani neymiş? 320 Advantage mesela. Değil mi? Endam diye 113. Sport'u varmış. 122. Burada M Sport'u vardır. 187. Neyse. Zahmet edelim dersimizde moralimizi bozmayalım. Bizim de bir gün olabilir. Arkadaşlar baktığımız zaman hepsi farklı farklı yapılar. İşte bu modellerin her birini farklı kaydedersiniz. Hepsi aynı araba. Kasasına baktığınızda birbirine çok yakın kasalar. İşte nedir? Bu üstü açık. Bu tek kapılı kupe model. İşte bunlar normal sedanlar falan filan. Demek ki 320 style dediğin araba şeyken kupe iken değil mi? Mesela X-Drive Sport sedan. Mesela 320D Style Cabrio da varmış. Değil mi? Yani farklı kasa tipleri olabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki ayrı model olarak kaydedeceksiniz. Bir tane Cabrio olan 320 Style var. Bir tane Pro olan 320 Style var mesela. Tamam. İşte bu adamların işi sizin işiniz şu anda. Adama gerçek hayatta yaptığının aynısını sunman gerekiyor. O yüzden burada bunları inceleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu yaptık. Dedik ki o zaman ben
kasa tipini de orada tutarım, değil mi? Modelle. Sonrasında burada neyden bahsediyorduk tam olarak? Şanzıman tipleri, değil mi? Bakın, otomatik, 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 hep otomatik bitmiş. Farklı farklı tipler olabilir. Hemen şuraya name table dedim. ID, int, at, var, char, 50. Açıklama gerekiyorsa en var char, max denilen bir şey var. İstediği kadar uzun bir açıklama gidebilir bu arada. Tamam. 4000 karaktere kadar gidebiliyor. Bastım. ID'yi böyle yaptım. Ekledim. Tamam. At boş olamaz ama açıklama boş olabilir, değil mi? Açıklamak istemiyorum. Kaydettim. ID table 2 diye gitti. Şuna hemen bir rename yapalım. Şanzıman tip dedim. Baktığımız zaman burada iki tane isim var, değil mi? DBO nokta. Database owner'dan bahsediyor arkadaşlar. Uzun isim bu. Hani sistem nokta int 32 ya, geçenler gerçekte kullandığımız int tipi. Bu da onun gibi bir şey. Two part name diyorlar buna arkadaşlar. İki parçalı isim. DBO nokta marka mesela. Tamam. Kaydettim. ID'yi otomatik artan yapmış mıydık? Yapmışız. Tamam. Şunu kapattım. Burada şanzıman tip ID'yi koyduk artık. Yani başka bir şey var mıydı? Yok. Kaydettim. Dedim ki auto. Merkez tablom bu arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? Auto özellik, auto renk tablolarımız kaldı, değil mi? Bakın ne yapacağız. Güzel bir olay bu. New table, auto özellik tablosunu yapıyorum. Kendine ait bir ID'si olsa da olur, olmasa da olur. Tamam. Primary key yapmayacağım ama bunu bu sefer. Auto ID, pardon, burada int yapacağım, değil mi? Ne vardı? Özellik ID, onu da arkadaşlar int yapıyorum. Şu otonun şu özelliği var diye seçebilecek adam. Tamam? Burada sadece ID'leri görecek. Peki o otonun o özelliğinin bizim için değeri nedir? Şimdi ne oldu? Dün bahsetmiştik, değil mi bundan? Ne iş yapıyoruz böyle olunca? Aynı özellik, ağırlık özelliği. İşte bunda 3 bölge, bunda 30 bölge. Böyle bir şey yapabiliriz. Yani bu ürünün 1 numaralı özelliği ağırlık özelliği, şu üründe şu kadarken bu ağırlık özelliği, bu diğer üründe değeri bu kadar. Bunu yaparsınız. Ticaret sitelerinde çok kullanılır. Hani varsın ürüne özellikler karşısında sorulur ya. Baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela bizim için çok önemli bir örnek teşkil eden vatan bilgisayar bizim için çok önemli bir örnektir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var, vatan bilgisayarda her çeşit ürün var. Değil mi? Bilgisayar diyoruz ama bilgisayar dışında her şey var. Bu da .NET'te yazılmış istedir arkadaşlar bu arada. Bakın şimdi bir sürü şey listeledi bana, değil mi? Ürünlere geldim, bilgisayar, telefon, fotoğraf makinesi, ev elektroniği, her şey var arkadaşlar burada. Fakat tuttum ben mesela, dedim ki neymiş bu? Notebooklara gidin, tamam?
Bakın gittiğim sayfanın adı ne? Products ASP istediğim sayfaya gitmişim ben, değil mi? Ürünler sayfasına. Ürünler sayfasında ben ne listeliyorum? İşte bilgisayarları şu anda. Ben farklı bir şey, telefon da seçsem, bakın cep telefonu dedim, yine aynı sayfadayım aslında. Ama bu sefer içinde farklı bir şey. Dinamik çalışıyor, değil mi? İçeriği sen neye tıkladıysan ona göre dolduruyor sayfa. Veri tabanı. İşte veri tabanı işi burada devreye giriyor aslında. Mesela bakın bu böyle bir durum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela tıkladım. İnşallah özellikleri girilmiştir. Bakalım. Menşin, cartı, cürtü, özellikler. Bu kadar yapılmış. Özellik girilmemiş. Efendim? Tüh, geliyor mu memnun olmadı. Olsa telefon seçtiği telefonla. Xperia Arc mı? X8 var mesela orada. Göstermemiş. Efendim? Bilgisayar. Şöyle bir şey göstereceğim. Ha, mesela. Bakın, şimdi sayfayı aynı sayfayı açtık aslında, tamam mı? Karşımdaki sayfa aynı sayfa. Telefonla tıkladığımızda açılan sayfayla bu aynı şey. Fark yok. Ama bu sefer aynı sayfada bunlar çıktı. Bunlar nereden geliyor? İşte veri tabanında adam özelliği kaydediyor. Bu bilgisayarda neymiş? Bu ürünün bu özelliği. Şey. Bu ürüne ait özellikleri nedir? Ürün ID'si işte 5 olanların tüm satırları gelir. Adam gidiyor onları. Sonra gidiyor. İşte özellik ID'si neymiş? İşte işlemci teknolojisi. Gidiyor. O ürün özellikten, bize de oto özellik yaptık ya, oradan da bunu çekiyor. Özellik tablosundan bunu çekiyor, yanına bunu koyuyor. Size de pat 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 dolduruyor arkadaşlar. Ve böylelikle ne kadar özellik girdiyse o kadar veri tabanından dinamik olarak çekiyor. Çok güzel bir şey. Benim yaptığım sistem bunu sağlıyor arkadaşlar. Öteki türlü olsa sen sayfaya sabit, doldur bunları. İyi de, hadi bakalım telefon göstereceğim. Sayfada bunlar var. Ne oldu, çatlamadı mı? Bir tane daha sayfa yapman lazım. Telefonları ayrı sayfa göstereceğim. Bilmem ne oldu, başka bir ürün daha eklendi sisteme. Bir tane daha sayfa. Bir tane daha eklendi. Ev elektroniğine girdim, bir tane daha eklendi. Sürekli ekleniyorum. Ürüne göre sayfa ekliyor. Bu soru var mı? Yok değil mi? Ama bu sistemle arkadaşlar hiç fark etmez. Özelliğinde bu, değeri bu. Üründe bu. Evet. Bak bak bak, hemen gelecek karşımıza. Anlaştık buraya kadar. Mantığı budur, o yaptığımız şey. Bunu primary key yapmıyorum. Sadece otomatik artan sayı yaptım. Şimdi bakın, bir tabloda bir primary key bulunur. Bu kesin bir kuraldır. Tamam? Bir tabloda bir primary key bulunur. Ne oldu şimdi? Hala öyle arkadaşlar. Hala bir tabloda bir tane key bulur diyebiliyoruz. Şu anda bir tane var. Peki ne yapıyoruz? Buna composite primary key deniyor arkadaşlar. Tümleşik. Ne iş yapar composite primary key? Bu arabaya mesela diyelim ki bir numaralı otomobile
bir numaralı özelliği verdiniz ya, o bir numaralı otomobile bir daha bir numaralı özelliği verememeli sağlık. Tamam. Yani şöyle bir şey var. Primary key mantığı beni tekrar edemezdi, değil mi? Heh, yine aynı şey. Sadece iki kolonda, bir saniye indireceğiz. İki kolonda birden arkadaşlar kontrol ediyor bu sefer. Mesela birinci ürüne birinci özellik yaptın ya, bir daha yapamazsın. Yani birinci ürüne ikinci özellik diye yapabilirsin. Şimdi şöyle gösterelim. Tablo karşımda. Bu oto tablomuz, tamam mı? Otomuzun ID 1, tamam mı? Bu bilgileri var. 2 numaralı oto bilgileri var. Özellik tablomuz. ID, ad, değil mi? Böyle yaptık özellik tablomuzu. Bir numaralı özellik, işte diyelim ki koltuk sayısı. İki numaralı özellik, CV çalar. Üç, alarm. Böyle bir şey yaptık, tamam. Şimdi biz bunu yaptık. Oto özellik tablosu. Oto özellik tablosunda oto ID, özellik ID, bir de değeri var. Şimdi arkadaşlar ben buraya maksimum kaç satır koyabilirim size? 6 değil mi? Bunun için 3'ünü de verdim. Bunun için de 3'ünü verdim. Maksimum 6 satır. Tamam mı? Yani benim yapmak istediğim ne? Şu ikisi ancak bir eşleşme sağlasın. Yani bir numaralı özelliği otoya, bir numaralı özelliği verdim. Ne oldu bu? İşte bu diyelim ki BMW'miz bizim. Koltuk sayısı dedim ki 5, tamam mı? Ne demiş olduk? Bir numaralı arabanın bir numaralı özelliğinde değer 5'tir. Yani bu BMW'nin koltuk sayısı 5'tir. Hangisi doğru? Bunu bir kere girdim mi? İkinciye bir daha girememeliyim. Mantıklı kompozit vermeliyim. Tamam? Yani bire bir yaptık ya, ikisini beraber vermeliyim yaptık. O kesişmeyi bir daha kullanamıyorsun. Mesela şey yapabilirsin, bire iki. Var neymiş o zaman? Var diyelim. Tamam? Bir numaralı aracın CD çaları var. Yani değerini öyle yazdık. Ekranda gösterdiklerini göstermiyorum. İçten çıkartmış, silinlenmiş falan. String olarak koyup ekranda göstermek bizim maksimumumuz bu. 2 numaralı aracın 1 numaralı özelliği. Yazabilir miyim bunu? Şu anda. Yazabiliriz değil mi? Neden? Çünkü bu ikili daha önce kullanılmadı arkadaşlar. Tamam. Ne diyelim? Bu da diyelim ki işte şerbeli dijit olsun. 7 kişilik. Tamam, 7 koltuk burada. Böylece ne oldu? Artık ben arkadaşlar bir özelliği tekrar veremiyorum. Yoksa ne oldu biliyor musunuz? Hadi bakalım bir numaralı arabanın özelliklerini çek. Koltuk sayısı 5. Alt satırda koltuk sayısı 3. Böyle bir şey oluyor. Bu yanlış olmaz mı? Adam hangisini bilecek, hangisini bilecek? İşte bu yaptığımız şey
bu iki dillerin bir daha eşleşmemesini sağlar. Yani bir yazdın, bir daha bir yazamazsın. İki yazabilirsin şu anda. İki üç yazabilirsin, değil mi? İşte bir üç yazabilirsin ama kullandıklarını bir daha kullanamıyorsun. Güzel bir şey bu da. Çiftlerimizden de. Efendim? Çiftlerimizden de. Tabii. Ama Kur'an'ı bir yaptığını bir daha yapmaman gerekiyor. Olay o. Bunu sağlamak için kompozit primary key. Hala tektir bu arkadaşlar. Benim bütünlüğümde kodun değerlerine bakarak bir bütün halinde gözlemleyin. Bu da çok güzel bir şey. Otorenk için de aynısı yapılabilir mi? Siyah girdim, beyaz girdim. Adam bir daha siyah giremesin. Olur değil mi? Yoksa ekranda ne olacak? Rengi siyah, beyaz, siyah diye gösterecek. Sen böyle tabanına çekeceksin. O da saçma duracak. Değil mi? Kaydettim bunu. Dedim ki oto özellik. Bakın ne yaptım? Oto tablosuyla özellik tablosunu bağladığım için ismini böyle verdim. Ara tabloymuş bu. Tamam? Çoka çok, yani sonsuza sonsuz ilişki. Duydunuz mu siz bunu? Sonsuza sonsuz ilişki. Nedir? Bir otomobilin sonsuz tane özelliği bulunabilir. Bir özellik sonsuz tane otomobilde bulunabilir. Eğer karşılıklı olarak iki tarafta da sonsuz çıkıyorsa ağzınızdan, bilin ki bir ara tablo yapacaksınız. Bunu yapacaksınız yani. Mantığı budur. Mesela bir kişinin sonsuz tane telefonu bulunabilir. Doğru mudur? Ama bir telefon sadece bir kişinin olabilir. Doğru mudur bu da? Bir telefon bir kişiye ait olabilir. Bu da İkinci tablo, dün yaptık ya, kişi ve kişi telefon tablosu diye çözersiniz. Tamam? Bire sonsuz ve sonsuza sonsuz ilişkiler. Bu şekilde arkadaşlar. Bazen bire bir ilişki de kullanıyoruz. Onu da söyleyeceğiz sonra. Vereceğiz şimdi. Bunları yaptık. Bunu otomatik sayı belirledik. Tamam. Son bir bu otorenk tablosunu da yapalım. Şu kadar şey var. Ondan sonra araya çıkalım ki tabloları bitirelim istedim ben. ID int dedim. Auto ID yaparız değil mi yine? Int renk ID int yapacak bir şey yok başka değil mi? Bu kadar bu. Composite primary key. Kontrolle seçiyorsunuz kolonları. Basit tıklarken set primary dedim. Buna da otomatik artan sayı dedim. Kaydettim. Auto rank. Okey dedim. O bitti. Tamam.